Hepinize merhabalar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde tapta çok et oynuyorum. Karşımda Kamil var. Bu arada şurada bir fight olmuş abi. Bizim takımda rakip arasında lux düşecek galiba. Aynen. Botumuz önde başladı. Bu benim genelde videolarımda sevdiğim bir şey değil. Çünkü kendim taşımayı ve nasıl güçlendiğimi anlatmayı severim. Ama çok dert tabi Biz yapmak istediklerimizi yapalım. Gerekirse takım full fitlensin. Çok önemli değil. Ürünler zaten karşınıza gelmiştir. Hortlakla oynuyorum. Bunun sebebi karşımıza yakıncı bir karakter olması. O da hortlakla oynuyormuş şu an yeni fark ettim. Ve Ignite artı TP ile oynuyor. Yani flash yok. Biz de bu Almadığı samını değerlendirerek bir flash oyunu yapabiliriz duruma göre bakarız. Şimdi dostlarım Cho'Gath oyun erken safhasında son derece güçsüz bir karakter. Çünkü biliyorsunuz ki Cho'Gath scale olmayı seven karakterlerden birisi. Ve rakibin hatalarını değerlendirdiğimiz zaman çok rahatlıkla güçlenebiliyoruz. Benle bir düz vuruş takasına girdi. Kalkanı da boşa attı bu arada düz attığı için. Ama benden önce iki olacak galiba. Aynen. Evet E'yi kullandı. Minyonlar arasına kaçıyorum direkt. Hemen çalıya giriyorum. Görünmez oldu çünkü. Q'yu bastım slow üzerine. Bir E daha tamamdır. Benim işim burada biter. Şimdi dostlar ben canımı yenileyeceğim. Ama onun canı yenilme efekti sadece Doran kılıcından olacak. Benim pasifim biliyorsunuz can yenileme. Minyon katlettikçe özellikle çok hızlı can yenileyebiliyorum. Yani gerim takaslarından üstün çıkabiliyorum. Evet onun bir de W'su vardı onu unuttuk tabi. <laughs> Adam W'su ile bir miktar can yeniliyor. Tamamdır. 3 için bir avantajı var. Kalkanı bitti. Hemen altına Q koydum E üzeri. Abi bu arada düz vuruşu minyona yaptım. Neyse. Ma evet. Buraya bayağı kötü oynadık abi. Ama sıkıntı yok. Canımızı yenileceğiz de minyonlardan. Şöyle tık bir oto atak artı E ile çok rahatlıkla minyonlar alabiliyorsunuz. Arabalı da alalım çiçek. Şimdi canımızı burada bol bol yenileceğiz abi. Manamız da yenileniyor biliyorsunuz zaten. Baksanıza. Hiçbir başka bir şey gerek yok ya. Şu W yemezsek süper olur diyecektim. Harika oldu. Ortalama bir elodayız yani şu anda genel olarak silverların, goldların bulunduğu bir eloda oynuyoruz. Minyonlar da temizledik. Canımızı da yeniledik. Çocuk bu arada bütün manasını harcadı. Şöyle arkaya bir Q bırakacağım. Hemen E bırakalım. Tamamdır. W'yu da koyduk. Gayet güzel. Bir miktar dürttüm sadece. Bakın Camille'le hiç atmıyorum. Çünkü Camille'in bir bebede öldürür yani. Keser. Bir şey yapamam. Hemen şöyle gidelim. Bir hem horta patlatalım hem kalkanı alalım diyecektim. Manasını harcadı. Ormancı mı burada rakip ormancı? o haritada gözüküyor. Eee bunu flash'ı yok ne yapıyor bu? Hemen şöyle önüne bir Q, W, E. Bu neydi? Kamilden çok kötü oyun bu arada. Galiba ormancısına güvendi. Nocturne geldi ama Nocturne'lik bir şey yoktu zaten. Hani olmasaydı zaten biz rahatlıkla onu kesecektik. Çünkü manasını erken bitirdi. Ve bu hatasını biz güzel değerlendirdik. Galiba. Şöyle alttan bir Q bırakalım minyonların. Tamamdır. Hemen susturdum. E'yi de şöyle slow için koydum. Önüme doğru bir Q, E tamamdır. Ignite attı. Yani çok gereksiz bir Ignite. Düş elo hatalarını zaten göstermeye çalışıyorum bu videoda. Bakınız ben yani ölmeyecek bir rakibe Ignite attı az önce. Hiç gereği yoktu. Zaten ben oradan dümdüz yürüyerek kaçabilirdim. E flash da yok malum. E CC'sini de bana yaklaşmak için attı. Yani bunların hepsini düşündüğünüz zaman zaten çok rahatlıkla attığının ne kadar önemsiz olduğunu anlarsınız. Bu arada TP atacağım çünkü şu an bu wave'leri pushlayacak ve arabalı değil. TP oyunun erken safhasında abi geri düşmemek için kullanabilecek güzel bir araç aslında. Ama tabii ki bunu kullanabilmek için de birazcık oyun bilgisine ihtiyacınız var. Bu arada Kamil'den kötü oyun. Evet, asar yedi ama en bitti. Bir tane şu şey ortak şu çocuğa tamamdır. Benim için gayet iyi. Birazdan altı olacağım. Evet, altı oldum abi. Üstüne doğru gidiyorum. Evet. E Pıt ulti. Bye bye. Demiştim zaten az önce flash yok ve bunu güzel değerlendirebiliriz diye. Yani Camille'le tabii ki flash oynayabilirsiniz. Bunu çok fazla oynayan görüyorum. Yani bence oynanabilir de çünkü mobilitesi yüksek bir karakter ama hani o E'ye attığınızda bir daha çıkışınızın olmadığını bilmeniz gerekiyor. Genel olarak rakibimiz en azından şu ana kadar oyunun başından beri yaptığı hata hani ben Camille'im herhalde ben herkesi öldürürüm gibisinden bir oyun tarzı güdüyor ama hani ben E fırlıyorum şu an çok yetti ve Q'yu sadece CC için kullanıyorum. Öyle girdi mi hani ben bırakmam yani. Tahrip atıp çıkacağım bu arada buradan. Beni kesmesi mümkün değil. Damage çıkmaz. Bakınız. Sabah kadar vursun dert değil. Şurada bir erik varsa yiyeceğim ve çelik yüreğe 750 altınımız kaldı. Oyun stilimiz genel olarak fark etmişsinizdir. Minyonları it, kuleden tahrip alabiliyorsan al. Rakip hata yaparsa kes yoksa geride dur mantığı. Rakibimiz iki defa hata yaptı ve ikisini değerlendirdik. Tabii ki bu düşükleri olmasının bir faydası. Sizin karşınıza böyle kamiller elbette gelecektir ama sizin de cezalandırmanız için benim oynadığım şekilde oynamanız lazım. Ve bak rakibim şunu yaptı ben karşını böyle verebilirim demeniz lazım. Bakın mesela bir hata daha geldi. Slow'u koydum. A, Arkaya kayıtlamadı bu arada tamam. İkinciye. Üçüncü e de vurdum. Benim için gayet güzel bir takas. Hortak geldi. Bir gidelim çocuktan hortak alalım diyecektim. Geri çıkıyor. Tamam dert değil. Canım ben burada pasifle inleyeceğim. Şöyle E ile abi dürtüyorum. Uzaktan uzaktan. Yine atladı üstüme. Yani E'ye döndük. üzerime atlarsa biz bununla çocukla işimiz var bu arada. Yani bu çocuk koridorda güçsüz olduğunu ne zaman anlayacak bilmiyorum. Bakın E ile girdi. E nereye kaçan şimdi? Bu çok büyük hatadır dostlarım. Yani şu an Kamil son derece kötü oynuyor ve karakterin hiçbir şekilde hakim değil. Çünkü Kamil'in gücü zaten genellikle yan koridordadır. Hani koridorda tabii güçlüsünüz ama hani yan koridorda genelde 1 ve 1de kuvvetlisiniz. E ben çok etim. Şimdi öne de geçmişim. Dev kemerimi almışım. Son derece önde bir çok et var karşınızda. Bu arada geri çıkıyorum çünkü Kamil hızlı geliyor ya koridora. Şuradan atlayıp base'in bozmasın diye Koreli base'i atmadım. Normalde burada base Başka bir karakter olsaydı. Bakınız Şimdi dostlarım buna kaç altın? 16 altın güzel. Dakika 8'de çelik yürek bitirdik. Bu çok çok lüks bir şey onu söyleyebilirim. Yani çok et oynarken genelde koridorda geri düşersiniz. Çünkü çok et malum skill olmaya muhtaç bir karakter. Ancak Kamil'in yaptığı hatalardan dolayı aldığımız kirlerle birlikte öne geçtik. Tek üzüldüğüm konu takımımın genel olarak önde olması. Çünkü göstermek istediklerimi biraz late game'de gösterecektim. Umarım erkenden bitmez. Çünkü güzel güzel stack kasacağız, plate'leri alacağız, kuleleri sökeceğiz ve hani o tahriple kulenin böyle canının tamamını almak istiyorum dürüst olmak gerekirse. Bakınız adamda iki uzun kılıç bir tane. Çizme var, bize çilek yürek var. Hani ne kadar hatalı ne kadar hatalı oynadığını görün diye gösteriyorum. O çilek yazacağım alacağım kanka senden. Tamamdır. Amacım savaşmak değil, ona vurmak falan da değil zaten. Susturdum, altına bir Q koydum. Hmm, tersi dojladı, tamam. E ile slow'u koydum. Bir E daha. Bir E daha, arkaya Q. Düz vuruş. Düz vuruş. Ah, tamamdır. Üzerime atlasaydı keşke diyecektim. Tamamdır, risk almayacağım, gerek yok. Ben ölürsem, shutdown vereceğim, ne gerek var. Şöyle hemen burayı temizleyelim, sizden canımız dolacak. Dayana geliyor arkadan. Tamamdır. Kalkanı var. Öyle flash flash ah be çok kötü oynadım ama tabii onlar da bayağı bir üstüme bir şey attılar dert değil. Oradan bir çelik yürek yükü alıp hemen adam kesecektim ultiyle canın dolacaktı. Sonrasında Diana'ya dönecektik. Noktanızdan ultiyle gelecekti ama tabii planladım yapamadım. Hiç önemli değil. Şu hareketsiz için bir tane çizme alacağım, bir tane ward alacağım benim için kafi. Orada çelik yürek yükü için çok fazla oyalandım. Adamın ikinci E'si döndü. O yüzden kötü pozisyonda kaldık. Normalde ben 2 ve 1 atarım bu adamlarla. Tek sıkıntı birisi AD, birisi AP. Hani her ikisini tanklamakta zorlanabiliriz. Bu gayet normal. Şimdi dayanayı bir daha bekliyorum çünkü az önce geldi ya. Bir tane skor alınca bir daha alabileceğini zannediyor ama öyle bir durum tabii ki söz konusu değil. Ben her ikisinden de bir çelik yürek yükü kasacağım ve hata yapanı öldüreceğim. Burayı puşladık abi. Hemen şuraya gidiyorum. Bir wardumu atacağım. Zaten Diana bot site'ta. Koridoru puşluyorum. Şu anda artık hani biraz int çok et tarzı oynayacağız. Ne yapacağız abi? Hemen gideceğiz bu minyonları kule altına ittireceğiz. Sonrasında da dümdüz tarih patlata patlata kulenin canını azaltacağız. Aslında mevzu tam olarak o zaten. Adam şimdi E'sine falan her şeyi atacak. Seyredin. Evet. Demi çıkartabiliyor mu bana? Hayır. Ben tahiri aldım çıkıyorum. Hatta şöyle bir de çelik yürek yükü. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi bu adam artık bizi kesme ihtimali var mı abi? Ben cevap vereyim yok. Az önce Dayana geldiği için mesela çok rahatlıkla kestik. Şimdi mesela Nocturne geldi. Aslında bu kadar hard oynamak istemiyorum çocuğun üzerine ama ben zaten eziyorum. Yani da gelmesi biraz beni gereksiz güçlendiriyor. Hemen gidelim şöyle. Çelik yürek yükü yok. Tamamdır. Mobilitesini kullandı. CC attım. Altına Q'yu koydum. Bur artık bro. Tamam. Tamam tık ultiyi yedim. Benim için yük önemli o yüzden bastım ultiyi. Yoksa basmam normalde. Çünkü biliyorsunuz rakipten aldığınız yük sınırsız ya. O yüzden rahatlıkla yükümüzü kasabiliyorsunuz. Şuraya ward atalım gelir haberimiz olsun. Bir de plate pat atalım. Yani ikinci kuleyi almak istemiyorum açıkçası ama. Çünkü nokta öne bölüşeceğim altını ve bu benim hoşuma giden bir senaryo değil maalesef ki. Kamil botta TP attı. Vadi buraya da vurdurduk. Yani Kamil'in yaptığı hatadan dolayı. Bakalım bota gitti ne yapıyor şu an? Ölecek galiba. Evet, kayıtladılar öldü. Adamlar full AD olduğu için yani daha doğrusu düz vuruş ağırlıklı dayana bile yeri geldiğinde düz vuruş vuruyor. O yüzden çelik kaplamalı çizme alıyorum. Koridor pushu için de gün ateş bellerine gideceğim. Bir tane de ward aldım. Buradan da doğruca bota gidiyorum. Çünkü artık tapta alacak bir şey kalmadı. Hani sizin giderim şunu da alırım bu arada dert değil ama. Gidip bot kolye alırsam benim için daha worth olur. Kalista buraya geliyor. Yanlış rotasyon. Şöyle mid'e gitmesi gerektiğini söylüyorum. Şu an bot mid'e gidecek. Veigar arkasında kule varken rahat rahat Q kasacak. Normalde bu senaryo yani. Yani Kalista garip bir oyun gerçekten. Çünkü üstten yani otoban yapmışız gördüğünüz gibi. Burada şu an durmasının bir manası yok. Bir Q'ye laksan ama hiç önemli değil. Şimdi buranın kulesini alacağız abi. Canım o kadar fazla ki zaten gördüğünüz gibi bayağı hasar tanklıyorum. Lux sabahtan beri bana bir şeyler atıyor. Canımın %10'unu bile alamadı. Kalista'ya anlatıyorum şu anda taba gitmesi gerektiğini. Daha doğrusu Kalista'nın mid'e Veigar'ın tapa gitmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ama anlamamak da sırarcı. Onlar botta oynasınlar abi. O zaman mid'i alayım yapacak bir şey yok. Var arada Yone gelmiş mid'e. Şöyle bir çelik ve Q kasacağım çocuktan. Bak şimdi bana damage vuramayınca ne yapacak bak seyret. Aa Q'yu dönmedi lan. Susturdum. Tık şöyle bir yiyelim. Aa nasıl? O ne abi? boşa gitti. O neydi? O infazı vardı. Canı azdı adamın. Şöyle altına bir Q bırakacağım. Çelik yürek kasalım çocuktan. Tamamdır. Dayana canımı sıkıyor. Dayananın üzerine oynayacağım bu arada. Abi adamın orada infazı vardı. Canını yenileyebilecek herhangi bir şey yoktu. Adam infaz edemedim W'yu bastı son anda ben mi görmedim? Çünkü direkt infaz ettim normalde orada canı bir kaldı. Flash attık gün ateş pelerinin yanmasını öldü bu arada. Hani o kadar az canı vardı yani anlayın. O da talihsizlik artık ne diyeyim şimdi ben ona yani ya. Şu Anlakiler abi her videoda olmasa bu arada standart olarak şaşırırım gerçekten. Hemen bir de bir TP atıyorum o midcore'yu alacağım. Yani şurayı sökmek istiyorum. Her tezden taptan açmışız abi. Sıra geldi mide. Harip patatamıza gerek var mı diye bakıyorum. Sanıyorum var. Şöyle patlattım abi kuleyi de aldım. Midi tekrardan pushladım. Hızlıca güçlendik ve takımımız da güçlendiği için o istediğim canlara ulaşamadım. Benim hayalimde normalde böyle bayağı 8-9k can yapmak vardı. Ama o istediğimize ulaşamadık. Ultiyi bu arada şurada minyona attım. Zaten bekleme süresi çok kısa. Bir tarafından minyon yüklerimizi kasalım. Tahrip geldi. Şimdi buradan tahribi de patlatıp mid kuleyi de alıyorum abi gayet güzel. Ve rakip bottan falan gidiyor abi. Herhalde maçı saldılar anladığım kadarıyla. Yani şu an dediğim gibi West'te gold ele abi. Yani goldlar var, silverlar var. Hani birazcık garip açıkçası şu an yaşadıklarımız. Bildiğim botlarla oynadığımda daha uzun sürüyor yani maçlar. Lux'dan enteresan bir Q Bir yaklaşırsa tek hata aslında öldürürüm diyecektim Abi niye bir ters dojuyor bunda sürekli Veigar çok kötü pozisyonda, oraya giremem bu arada manam çok az Şunu yiyelim Tamamdır, çıkıyorum abi direkt Veigar'ı hala kovalıyorlar Öne doğru bir Q attım çocuğun Aa yemedi Tamam neyse bundan çelik yürek yükümüzü aldık abi gidelim. Manam yok oynamak istemiyorum ısrarla oynuyorlar abi şu an. Bir manayla ne yapayım orada ben? Gün ateş pelerimizi çektik. Buradan da artık abi MR'a gideceğiz çünkü malum rakipte Dayana var. Geldi bizden de iki tane shutdown aldı. Rakipte bir tık güçlü olan tek kişi Dayana diyebiliriz. Üzerimde bir MR olsun zaten malumunuz Doğan'ın kudretini aldığımızda çok kuvvetli olacağız ama bunu almak gerek yok. Normalde mesela şu an zaten son derece tankım. MR'ım da var, zırhım da var. Buradan demoniye giderim. Bu kadar can varken demonik de almazsanız ayıp olur bence. Çünkü hem ilave canınız oranla yetenek gücü kazanıyorsunuz ki çok yetenek gücüne bağımlı bir karakter biliyorsunuz zaten. AP versiyonu gibi düşünün. Hem de ölümsüz bir tanksınız abi. Dehşet hasar çıkartıyorsunuz. Yani gerçekten bence... Baksanız abi yakmayla nasıl hasar vuruyorum minyonlara. Şu an karşıdan herkes gelse abi beni kesmeleri baya böyle 30 saniye falan sürer yani. Hatta şu an birisi çalaya gelse şu totemi kesmeye teklerim herhalde tahminime göre. Gidelim bot abi bot pushlayalım. Bir minyon daha yedim hemen. Yükümüzü kasalım abi 4 yük oldu. Adamlar da niye FF vermiyor şu an anlamış değilim. Bu maçta böyle tarz maçlarda dostlarım hani sizin maçı uzatmanız hiçbir şey ifade etmez gerçekten. Kaç tane Veigar var, çok et var zaten bu maç uzarsa. Hani hiç rakibin hayırına olacak şeyler olmaz. Bu tarz oyunlara direkt sur verip vaktinizi de kaybetmeyin. mentalize daha fazla bozmayın. Yokmuş gibi davranıp hemen diğer oyuna geçin. Ya da siz oynuyorsanız bu oyunu hemen hızlıca bitirin. Adamlar güçlenme fırsatı vermeyin diyorum. Kuleyi aldım. Burada bir fight dönmüş abi. Bizimkiler ağırlıklı olarak kazanmış sanırım. Camille Alistar'ı kovalıyor. Hemen şöyle önünü bir keseyim şunun. Q'yu attım. Tamamdır. Slow da verdim. Susturdum. Çelik yürek yükünü de aldım. Bu arada Alistar'dan gereksiz hareketler. Yani hiç gereği yok yani. Yani gördüğünüz gibi. Ultiye güvendi. Aynen ama true damage'ı vardı. Adam Alistar'ı kesti. Ekmek oldu gitti abi mesela bak. Şu an dehşet tankım. On level Zaya üstüme geliyor. Önüne doğru bir Q aldım. Tamam şu çocuğu yiyelim. Ne yapıyor bu? E ee? Yone sabah kadar vurursun be kanka bana. Ben sana bir şey bir Q alayım. Tamamdır. Şöyle sustur. Önüne bir Q koy. Tamam hadi. Neyse arkası var. Bir de ultim yok. Geri çıkalım. Tamam bir golem alırsak abi canımız dolsun biraz. Can mana sıkıntı yaşıyoruz bir tık. Botun push'unu almaya geliyor Kalista. Ya Kalista bu arada çok acayip bir oyuncu ya. Sürekli olarak gelip yan koridordan farm alıyor. Yani, yani Kalista'nın yeri yan koridor değildir bu arada dostlarım. Bilmeyenler için söylüyorum. Yani nişancısın sen. Noma şartla da mitten gitmesi gerekiyor. Çünkü yan kuleler düştüğü zaman oyunun koridor aşaması bitmiş demektir. Yani bunun da Türkçesi şudur. Artık AD kere midde durur. Mid kulesini korur. Yan koridordan mit ve taplar gider. Hatta hep bu muhabbet duyarsınız işte. Profesyonel maçlarda olur ne bileyim. Kalesine ölüşe bak. Ne bileyim profesyonel maçlarda olur. İşte yan koridorda güçlü falan derler. Sebebi budur. Ha, bu arada of Vega paket etti abi. Ben de karşılığını veriyorum hemen. Gayet güzel. Şunu yiyelim bir. Tamamdır. Kaç yük oldu abi? 5 yük. 1 milyon daha yiyebiliriz ve 5000'in üzerine çıktık. Hatta daha çelik yürek yükü kasacağız. Daha bıçak 16 olacak vesaire. Hani şu an çok daha şeydeyiz. Alt seviyedeyiz. Dayana geldi bizim çocuğu tekledi abi. Hemen bir altına Q. Abi ittirdi adamı Q'dan çıkarttı diyeceğim de. Değdi Allah'tan. Hitbox'ı. Dayana oynayacağız. Çünkü hasar dayana veriyor. Sustur. E e güzel yakmayı öldü ha çocuk. Senle sabah kadar savaşırız kanka bu arada. Öne doğru bir Q. Allah Allah. Alistar çık git ya. Hayatıma çık git ya. Harbiden hayatıma çık git kanka. Bedam öldürttü beni bak. Öldün mü? Altıma bir Q. E, e dönecek bu adama şimdi. Ayı adam şimdi. Ay adam Q'yu tutturamadı. Nocturne yetişti. Güzel. Baya kaçtım buradan. Allah aşkına bırak peşimi artık ya. Şuraya bir Q atar mı? Atmadı. Den NT diyelim. Yani NT. Hal ölmüyorum. <laughs> 20 saat kaçtım. Bu arada Alistar şurada adamı Q'dan çıkarttı abi. Burada öldüm ben. Halbuki oraya combo yapacaktım adama. Kes çektik. Sağ olsun bana zarara dokundular çok çocuğun ama demonimizi aldık. Bu bota tav oldum ya bu arada. Çok sinir bozucu oynuyorlar yani. Şunlar ciddi ciddi rankta olsa beni tilt ederler. Tahminime göre rakip bot çok kötü oynuyor ve free free kasıldılar aslında baktığınız zaman. Hani bir oyunculuk falan yok. Bakın mesela Kalisten'in harekete bak. Normalde o kadar içeri girecek var ya. Şu an Gold Era'dayız halbuki cezasını kesmeleri lazım ama hani bu rakibin gerçekten kötü oynadığını gösteren bir hareket. Adam iki kulenin arasında şurada vuruyor abi Kalista. Ve kimse mesela üzerine atlamıyor. Bu çok enteresan bir şey. Bu da mesela düşük yapılan hatalardan birisidir. Şuraya TP'mi atıyorum. Artık zaten çok kuvvetliyim yani. Bitireceğim maçı. El alalım. güzel Q öyle ya. Yone gel oğlum. Bir tek ulti atacağım sana gel. Kanka bırakın da gideyim be. Bu nasıl slow ya? Arada kaldık. <laughs> Paket olduk abi. Hiç sevmedim oyun tarzlarıdır bu arada bunlar dostlarım yani. Gerçekten böyle oyun uzatırlar. Bak dakika 15'te bir çek maç. Uzatıyorlar uzatıyorlar. Şu an var ya ben bak satayım bu maçı. Bu maç kaybederler. Basit bir örnek. Ki böyle oyuncuların ben genelde kazanmaya hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü dakika 15'te maçı bitirebilecek potansiyelin varsa ve bitirmiyorsan sen kötü bir oyuncusundur. Benim gözümde böyle en azından. Ki şu anda Kamil bakın mesela 3. eşyasını bitirmek üzere. Adam bir anda maça geri dönüş yaptı. Rakip de birazcık toparlasa bizimkiler var ya fena yaparlar. O yüzden sizler bu hatayı yapmayın. Elinizde fırsat varken maçınızı bitirin. Ben Nexus'tan dönen çok maç gördüm. Aman diyeyim yani. Ve 16 ev olduk dostlarım. Yükümüzü de Gnop'tan aldık. Şöyle ultiye de veriyorum. Bakınız canımız 6400. Haritalara sığmıyoruz. Daha sadece 3 eşyayız. Yani daha istedik can kasacak eşyalarımız var vesaire. Hemen şöyle bir kamyona gidelim abi tık. Bir tane çelik yürek yükü almak istiyorum. Vuramadım. Şu mesela abi CC yedim. Ha, dayana bir abi. Bir tık geri çıkalım. Bir tık geri çıkalım. Kalista biz güzel bir satmıştı. Biz de biraz onu satmış gibi olduk. Normalde savaşırdım ama şu an yük kasıyorum. Çünkü sizlere güçlü olan çok etin Kaç cana kadar ulaşabildiğini göstermek istiyorum. 16 level'da biz bu cana ulaşıyoruz. Ayrıca bunun yanı sıra rakipten aldığınız yüklerle birlikte çok daha fazla seviyede ulaşabiliyorsunuz. Daha şu an sadece ultimizin Mio yüklerini tamamladık. Ve bunun yanı sıra 4 tane skor aldık ultiyle. Yani çok daha fazlasını yapabiliyorsunuz onu size söyleyebilirim. Takımımız neşe gidiyormuş abi. Alistar abi şu anda burada W'si atıyor Nia'si rakibe idikeriyle. Burada takımımız abi biz bir şey zaten Direkt kazandılar. Yone'yi de yiyelim şöyle yol üstünde. Ve dakika 15'te bitecek maçı dakika 30'a kadar uzattılar. Benim için dertim tabii ki değil. 7000 canlı çok et yapmış olduk. Bizim için gayet güzeldi. Bedava scale olduk. Kamil çünkü oyunun başında sayısız hata yaptı. Biz de bunu değerlendirdik. Son 15 dakika bildiğiniz bomboş yani videoda. Burayı olabildiğince kıpmaya çalışacağım. Yapılan hatalara değindiğim noktalar hariç geriye kalan kısımlar bizim için yeterlidir zaten. Koridor aşamasında nasıl oynadığımız, takaslara ne şekilde girdiğimiz ve altında nasıl öne geçmeye çalıştığımızı anlattığımı düşünüyorum. Şöyle vurulan hasar ve kasılan altınlar ekranda gördüğünüz gibi. Takımımız tabii ki çok fazla kasıldı vesaire. Bunları bir kenara bırakalım ama biz göstermek istediğimizi gösterdik. Ölümsüz ve hasar veren tek atan bir çok et olduk. Dediklerimizi yaptığımız için son derece mutluyum. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.